Merhaba sevgili gençler. Biyoloji şifrelerimin 8.'si olan TYT şifrelerim ile karşınızdayım. Sınava az kala TYT'deki önemli kısımları tekrar edebilmek adına bu şifreleri kaçırmamanızı ve sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. İlk şifrem sınıflandırma konusu ile ilgili arkadaşlar. Bu şifrede bazı bakterilerde bulunan özelliklere bakacağız. Hatırlarsanız bundan önceki şifrelerde tüm bakterilerde bulunan özellikleri de hasret olarak kodlamıştık. Şimdi ise bazı bakterilerde bulunan özellikleri hakkım olarak kodlayalım. Hücre duvarı bütün bakterilerde yok arkadaşlar. Bazı bakterilerde var. Mesela normalde biz hücre duvarının peptidoglikan yapılı olduğunu biliyoruz bakterilerde değil mi? Ancak peptidoglikan yapılı hücre durları Mycoplasma adını verdiğimiz bir bakteride bulunmadığı için tüm bakterilerde hücre duvarı yoktur diyoruz. Kamçı tüm bakterilerde yoktur. Klorofil tüm bakterilerde yoktur. Sadece fotosentez yapabilen bakterilerde vardır. Kemosentez yapabilen bakterilerde klorofil bulunmaz. Kapsül de hastalık yapanlarda olduğu için tüm bakterilerde hastalık yapmadığı için de yine bu bazı bakterilerde bulunan özellikler içerisinde dahil edilir. Mezozom adını verdiğimiz yapıda oksijenli solunum yapan bakterilerde bulunur. Ancak anaerob olarak yaşayan yani oksijensiz solunum yapabilen bakterilerde olduğu için bunu da bazı bakterilerde bulunan özellikler içerisine dahil etmiş olduk. Bunu tekrar söylüyorum. Hakkım olarak kodlayarak yolumuza emin adımlarla devam etmiş oluyoruz arkadaşlar. İkinci şifremiz ise disakkaritler. Yani di ne demek arkadaşlar? İki demek. Sakkarit de şeker demek. İki şekerler. Bu iki şekerleri selam olarak kodlayalım arkadaşlar. Selamdaki S sükroz oluyor. Yani diğer ismi sakkaroz. Laktoz ve maltoz. Şimdi bunları nasıl aklımızda tutabiliriz? Diğer monosakkaritleri önemli arkadaşlar. Maltoz iki tane glikozun birleşmesi ile oluşmuş oluyor. Laktoz bir glikoz ve bir tane galaktozun birleşmesiyle oluyor. Sükroz ise glikoz ve fruktozun birleşmesiyle meydana geliyor. Bunu şu şekilde kodlayabilirsiniz. Daha önceki biyoloji şifrelerde de bunu anlatmıştım. İki geri zekalı bir mal eder demiştim. Galaktozun içerisinde de laktoz yazıyor. Bakın burada da laktoz var. Zaten o zaman da glikozla fruktozun birleşimi de sükroz olarak dahil ediliyor demiştim. Bunu kısaca anlatıyorum burada çünkü daha önceki biyoloji şifrelerde anlatmıştım. Lütfen onları da izleyin ki bunları kaçırmayın eksiğiniz olan bütün kısımları anlamakta zorlandığınız bütün kısımları bu şekilde tamamlamış olacaksınız şimdi 3. şifremize gelelim bu da ortam yoğunluğuna göre hücrelerin neler olduğu şimdi bunlar da en çok karıştırılan ve ÖSYM'nin bize en çok sorduğu soru tarzlarından birisi hipertonik ortam, izotonik ortam ve hipotonik ortam bakın hep ortamdan bahsediyorum arkadaşlar burası çok önemli şimdi bakın Birinci kabın içerisine baktığımız zaman 25 NaCl, hücre içerisinde de %5 NaCl var. Bakın ortam nasıl? Ortam yoğun değil mi? İçerisi 5 iken burası 25. O zaman ortam yoğun. Yani bunu hipertonik diyoruz. Hiper yüksek demek arkadaşlar. Hipertansiyondan aklınıza getirebilirsiniz. Hipertansiyon demek yüksek tansiyon demek. İşte bu da yüksek yoğun ortam. Yani çok yoğun ortam demek. Şimdi gelelim izotonik ortama. İzotonik. Bakın arkadaşlar hücre içerisi 5 kabın içerisi de 5. Bunların ikisi birbirine eşit mi? Evet. İzo eş demek arkadaşlar zaten. Hemen şöyle düşünebilirsiniz. Tonikler var değil mi? Kızlar genellikle bunu daha fazla bilirler. Yüz temizliğini kullanılırlar. Yani yüzümüzün ortamını eşitlemek için yaparız bunu arkadaşlar. Eş yoğun ortam cilt temizliği için kullanılan toniği düşünebilirsin. Ortamın yoğunluğunu yani cildimizin yoğunluğunu eşitleyebilmek ve sabit bir değerde tutabilmek için bunu kullanırız. Gelelim hipotonik ortama. Bakın ortam nasıl 1 hücre nasıl 5 e Burada da o zaman hücre yoğun olmuş oluyor ortam az yoğun olmuş oluyor. Hipoda az demek az yoğun ortam olduğunu düşünebilirsiniz. Zaten eğer hipertonik ve izotoni bilirseniz hipotonik zaten ne kalmış oluyor? Az yoğun ortam kalmış oluyor arkadaşlar. Bakın bu kısım çok önemliydi. Burayla ilgili çok fazla soru karşımıza geliyor. Genellikle az yoğun ortam ve çok yoğun ortam arasındaki madde geçişleri nereden nereye doğrudur diye bize sorulabilir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Gelelim diğer şifremize. Ekosistemde biyotik faktörlerin neler olduğunu nasıl aklımızda tutabiliriz? Bu da Yine en fazla karşımıza çıkan kısımlardan biri olduğu için bunu da dikkat ederek size anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi üreticiler, ayrıştırıcılar ve tüketiciler bunlar ne? Canlı faktörler değil mi? Üreticilerin diğer ismi ototroflar, ayrıştırıcıların diğer ismi saprofitler, tüketicilerin diğer ismi de heterotroflar. Şimdi arkadaşlar üreticiler ototroflar ya ototrof deyince otçul demek aklınıza gelmesin kesinlikle tamam mı? otun ta kendisi bunlar. Yani otlar üretiyor değil mi? O şekilde düşünebilirsiniz. Tabii sadece otlar üretim yapmıyor arkadaşlar. Bazı bakteriler de var üretim yapanlar ama hani genel manada bu şekilde düşünebilirsiniz. Ayrıştırıcıların diğer ismi de saprofitler ya. Yani sap, saman ne bulursa parçalıyor ya da her şeyi sapına kadar parçalıyor, ayrıştırıyor da diye düşünebilirsiniz. Tüketicilere de heterotroflar kalıyor. İşte burası bizim için çok karmaşık kısımlardan birisi. Heterotroflar, 3'e ayrıştıran ayrılıyor arkadaşlar. Farklı renge geçeyim daha iyi olsun. Hemen şöyle yapalım. E, heterotroflar, otçullar, etçiller ve hem otçul hem etçil olmak üzere üçe ayrılıyor. Bunların diğer isimleri önemli. Otçullar, herbivorlar, etçiller, karnivorlar. Hem otçul hem etçiller de omnivorlar. Bakın bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Otçullar her çeşit otu yiyenler gibi düşünebilirsiniz. Etçiller için karnımızın içi et yapıdan meydana gelmiştir. O nedenle etçiller karnivorlar gibi düşünebilirsiniz. Hem otçul hem etçil için ise oho hem ot yiyor hem et yiyor diye düşünebilirsiniz. Yani omnivoru da bu şekilde aklınıza getirebilirsiniz. Size bazı şifreler çok karmaşık, çok saçma gelebilir ama unutmayınız ki saçma ve karmaşık olarak gözüken yapılar bizim için aslında en kolay öğrenebileceğimiz kısımlar olacaktır. Umarım bu şifrelerle de aklınıza kalması kolaylaşır diyeyim. Şimdi diğer bir şifremize geçelim. Bu şifrede de kalıtımdaki bazı kavramlara bakıyoruz arkadaşlar. Dominant, resesif homozigot ve heterozigot gibi kavramları bilmemiz lazım. Kalıtımdaki en önemli kısımlar bunlar. Bunları bilirsek birazcık daha temelimizi oluşturabiliriz. Dominant baskın gen demek arkadaşlar. Bunu çocuklar duymasını izlediyseniz dominant teyzeden aklınıza getirebilirsiniz. Dominant teyze kocasına çok baskın bir karakterde ve ne isterse kocası onu yapıyordu. İşte dominant gen yani baskın gen de arkadaşlar büyük harfle ifade ediliyor ve yanında herhangi bir küçük harf olsa bile etkisi Hiçbir şekilde küçük harfin gösterilmiyor, baskın genin etkisi gösterilmiş oluyor arkadaşlar. Resesif ise çekinik gen diğer ismin hani resesifin sonundaki bu siften yani onu fıs diye kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Hani ya fıs deriz ya yani hani bundan bir şey olmaz, bir cacık çıkmaz derler ya hani bir anlamı yok gibi düşünebilirsiniz. Çekinik gen de budur arkadaşlar. Yani çekinik genlerde küçük harfle gösterilir. Yanına büyük harf geldiği zaman bunun hiç bir etkisi yoktur. Yani fıstır diyebilirsiniz arkadaşlar. Homozigot ve heterozigot içinde şöyle düşünebilirsiniz. Bakın homozigotun içerisinde çok ne var arkadaşlar? O harfi var. Sadece bir sesli olarak i harfi var değil mi? Yani bunu aynı harflerden meydana geliyormuş gibi gözünüzde canlandırabilirsiniz. Yani bir şeyin homozigot olabilmesi için ya büyük B büyük B ya da küçük B küçük B olması lazım. Yani bu harfleri sallıyorum. Bunun yerine büyük K büyük K da diyebilirsiniz atıyorum tamam mı? Yani iki aynı harfin yan yana geldiği olması gerekiyor. Heterozigot için bakacak olursak E harfi var, O harfi var, İ harfi var. Bakın burası çok daha fazla farklı harflerin oluştuğu yer gibi düşünebilirsiniz. Zaten hani homozigot ve heterozigot kavramları zaten şu arkadaşlar, bunları birbirine karıştırabilirsiniz. Birinde e, iki tane yan yana aynı harf var birinde bir büyük bir küçük var diyeceksiniz e hangisi hangisiydi diyecek olursanız aynı harfler homozigot heterozigot da içinde çok karışık harf olan diye düşünebilirsiniz heterozigot içinde bir büyük bir küçük harftir diyeceğiz arkadaşlar peki heterozigot olduğu zaman hangisini alacağız hocam diyecek olursanız hangisi baskınsa onu alacağız arkadaşlar ve baskın genler genellikle büyük harfle ifade edildiği için bunun fenotipteki etkisine bakmamız için büyük harfi al mamız gerekiyor diyebiliriz. Hocam fenotip nedir diyecek olursanız onu da kalıtım videolarım içerisinde daha detaylı bir şekilde genel kavramlar videosunu izlerseniz anlayabilirsiniz. O videoyu da sağ yukarıya bırakmış oluyorum arkadaşlar. İzlemek isteyen arkadaşlar da oradan ulaşabilirler. Şimdi devam ediyorum. Son şifremle bu videomu da sonlandıracağım burada da tek zarla çevrili organellere bakacağız arkadaşlar. Bu da yine hücre konusu ile ilgili şifremizden birisi. Bakın bu şifrelerin her biri çok özenle seçildi arkadaşlar. Yani ben bunları oluştururken gerçekten çok kafa yordum. Neden? Hani en fazla karıştırılan kısımlar oluyor bunlar. İşte mesela organellerle ilgili tek zarlı çift zarlı organeller genellikle sizler tarafından karıştırılıyor. Ya da bakterilerdeki özelliklerle ilgili bilmemiz gereken kavramlar bizim için çok karşımıza çıkıyor. Özellikle ikinci ya da üçüncü sayfada anlattığım işte hücre zarındaki o ortam yoğunlukları vardı ya işte o ortam yoğunlukları da en fazla bizim karşımıza çıkan kısımlar olduğu için özellikle bunların hepsini denemelerde size net yaptırabilmek için ve aynı zamanda ÖSYM tarafından da gelebilecek soru tarzlarının bu olduğunu düşünerek sizlere bu şifreleri hazırladım. Çok faydalı olmasını dileyerek son şifreme de devam ediyorum. Şimdi tek zarlı çevrili organeller var. Çift zarlılar var. Bir de zarsızlar vardı. Genellikle tek zarlı olanlar unutulduğu için bunu kopgel olarak kodladım arkadaşlar. Koful, peroksizom, Golgi, endoplazmik retikulum ve lizozom organellerimiz tek zarla çevrili olan organeller. Çift zarlı olanlar mitokondri ve kloroplast, zarsız olanlarda sentrozom ve ribozomdu. Bunlar zaten ikişer tane olduğu için biraz daha aklınızda kalabilir arkadaşlar. Tek zarlı olanlar biraz daha bunlara göre sayıcı fazla olduğu için öğrenilmesi biraz zor oluyordu. Bunu da kopgel olarak kodlamış oldum arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bu şifreyle birlikte videomun sonuna geldim. Bundan önce yayınladığım diğer 7 şifremede bakmayı unutmayın. Çok daha fazla içerik için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.